Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 10 Temmuz'da Türkiye saatine göre sabah 4.17'de 18 derece Yengeç burcunda yeni ay doğacak. Evet, her yeni ay yeni olasılıkları, yeni enerjileri içinde barındırıyor. An haritasına baktığımızda Türkiye'ye göre 28 derece İkizler burcu yükseliyor ve yeni ay haritanın özellikle ikinci evini güçlü bir şekilde etkiliyor. Bu ne demek? Evet, şimdi kısaca Yengeç burcundan bahsedelim. Yeni ay çünkü Yengeç burcu enerjilerini kişisel ve toplumsal alanlarda daha görünür hale getirecek. Yengeç astrolojide özel alanlarımızla alakalı, daha çok ailemiz, yuvamız, evimiz, yaşadığımız mekanlar, ebeveynlerimiz, annemiz, babamız, en temel ihtiyaçlarımız, güvenlik, beslenme, barınma gibi temalar, anne çocuk bağlantıları, ebeveynlik konuları Yengeç burcu ile alakalıdır ve şimdi bu konular bizim daha fazla gündemimizde olacak ve Yengeç yeni ayıyla beraber evlilik kararları alınabilir, evet, ev alınabilir, özellikle yaşadığımız ortamlarda, evimizde, yuvamızda bazı düzenlemeler, yenilikler yapılabilir. Ebeveyn olmak, aile olmak, çocuk sahibi olmak bu yeni ayla beraber gündemimizde olabilir. Kolektif olarak baktığımızda da Yengeç yurt, vatan, işte millet gibi daha böyle kendimize ait hissettiğimiz, kendimizi parçası hissettiğimiz bir bütünle alakalıdır. Daha milliyetçi olabileceğimiz, daha hani özellikle milli konulara, daha vatanla ilgili konu ve kavramlara da hassas yaklaşabileceğimiz bir süreçte olabiliriz. Yeni ay haritasında Mars ve Venüs Aslan burcunda birleşiyor. Kişisel gezegenlerin Aslan burcunda birleşmesi biraz daha hani kişisel isteklerimizde daha arzulu, daha tutkulu, daha hırslı olabileceğimizi ifadesi. Ancak Uranüs ile Mars arasındaki kare açı hala aktif. Bu da çok dürtüsel, çok tepkisel, çok sabırsız olabileceğimizin işaretçisi. Özellikle ilişkilerde, aşk, sevgi konularında böyle çok dürtüsel olabiliriz, çok heyecanlı yaklaşımlar olabilir, hızlı ve fevri durumlar olabilir romantik ilişkilerde, aşk konularında ve bunun dışında parayla ilgili konularda da olabilir bu. Finansla ilgili alanlarda olabilir. Bir anda çok istediğimiz bir şeye hemen sahip olmak isteyebiliriz. Çok tutkulu davranabiliriz. Özellikle daha keyfi, daha konfora yönelik, daha lüks ihtiyacı da arttığı için buralarda biraz aşırı cömert, aşırı kontrolsüz, hatta müsrif tavırlar ortaya çıkabilir. Parasal kazançlar alanında da şansa güvenerek biraz aşırı risk alınabilir. Bu da tabii ki spekülatif alanlardaki, piyasalardaki hareketlerin de biraz dikkat çekici olabileceğini gösteriyor. Uranüs tabii dengesiz bir gezegen. Yani Uranüs inişli çıkışlı, biraz güvensiz koşullar oluşturabilir. Daha sağduyulu, daha hareketli, daha belki dikkatli olmamız lazım. Çünkü Yengeç güvence ister. Yengeç'in huzurlu ve mutlu olabilmesi için kendini güvende hissetmesi gerekir. O yüzden güvenlik alanlarımıza, her alandaki güvenlik alanlarımıza, ailevi güvenliğimiz, maddi güvenliğimiz, daha vatan anlamında milli güvenliğimiz, tüm bunları biraz daha böyle hassas bir şekilde ele alacağız. Ve özellikle dişilikle alakalı, kadın figürlerle ilgili temalar öne çıkabilir. Bu yeni ayda kadınları, aile ve çocuk kavramlarını daha fazla konuşur hale gelebiliriz. Onların güvenliği, genel huzurları, mutlulukları, refahları özellikle kişisel olarak ve toplumsal olarak gündem oluşturabilir. Daha dikkat çekici gelişmeler olabilir. Özellikle öncü burçlar daha fazla etkileniyor bu yeni aydan. Koç burçları, Yengeç burçları, Terazi burçları ve Oğlak burçları. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçların 18 derece ve yakınlarında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa alacağınız bireysel etkiler de daha fazla olacaktır, daha dikkat çekici olacaktır. Evet, Uranüs Boğa burcunda dedik ve yeni ayla güzel bir açısı var. Uranüs'ün Mars ve Venüs'le sert açıda, ancak yeni ay sırasında Güneş ve Ay'la güzel bir açıda. Uranüs bazı sürpriz etkiler demek. Yani beklenmedik yerlerden böyle fırsatlar, işte sürpriz destekler anlamına gelebilir. Bazı sıkıntılarımız olabilir. Aşk hayatımızda, romantik konularda ya da parayla ilgili konularda olabilir. Bu yeni ay bu sıkıntılarımızı çözüme kavuşturacak bazı yardımlar, destekler, ama bunlar genelde bize böyle heyecan verecek sürpriz şeyler olabilir. Yani hiç beklemediğiniz yerlerden gelebilecek destekler olabilir ve o sorunları pratik bir şekilde çözüme kavuşturabiliriz. İşleri yoluna koyabiliriz. Yani arzu ettiğimiz o istikrarı, güveni o fırsatlar sayesinde, destekler sayesinde sağlayabiliriz. Evet, şimdi kısaca yükselen burçlarınıza göre özellikle yeni ayın etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, yengeç yeni ayı sizin için önemli. 4. evinizde doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay aile, yuva, yaşam alanları konularında, ebeveynlerle ilgili konularda yenilikler getirebilir hayatınıza. Tabii ki yeni bir ev alabilirsiniz. Yeni bir yere taşınabilirsiniz. Evinizi yenileyebilir, güzelleştirebilir, düzenleyebilirsiniz. Aile kurabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Anne baba ebeveyni olabilirsiniz. Ya da anneniz, babanız, ebeveynlerle ilgili konu ve kavramlar yeni ay ve takip eden günlerde yaşamınızda öne çıkabilir. Uranüs'ün güzel destekleri olduğu için tüm bu gelişmelerde ihtiyaç duyduğunuz parasal kaynakları bulmanız veya aile ve özellikle sahip olduğunuz kaynaklardan maddi gelirler ve istikrar sağlamanız da mümkün görünüyor. Kendinizi daha güvenli, daha huzurlu hissedebileceğiniz koşulları da oluşturabilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yengeç yeni ayı 3. evinizde olacak ve burcunuzdaki Uranüs'te güzel bir teması var. Bu yeni ay güzel bir seyahat getirebilir size. Arzu ettiğiniz bir tatile çıkabilirsiniz ve hiç beklemediğiniz bir anda böyle bir sürpriz bir şekilde de olabilir bu. Yakınlarınızla, ilişkilerinizde de güzel açılımlar var. Kardeşlerden, akrabalardan, komşulardan güzel haberler alabilirsiniz. Belki kardeşiniz evlenecek, belki işe girecek, belki bir okulu kazanacak. Yani bunun gibi böyle aile içerisinde yakınlarınızla birlikte kutlamalar yapabileceğiniz keyifli gelişmeler olabilir. Bunun yanı sıra ticaretle ilgili yeni açılımlar, iş hayatınızla ilgili yeni hedefler olabilir. Eğitimle de ilgili bazı kapılar sürpriz bir şekilde size açılabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, evet, yeni ay para alanınızda ve tabii ki parasal kazançlar anlamında yenilikler olabilir. İş arıyorsanız işe girebilirsiniz veya paranızı değerlendirme koşulları olabilir. Daha önceden yaptığınız yatırımlardan gelirler olabilir. Size ait veya ailenize ait bazı kaynaklarınızı satabilirsiniz, kiralayabilirsiniz. Yani buralardan gelirleriniz olabilir. Maddi anlamda arzu ettiğiniz istikrarı bulabileceğiniz bir dönem. Bazı parasal sorunlarınızı da hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz bu yeni ayla beraber. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, sizin yeni ayınız özellikle doğum gününüz 5-15 Temmuz arasıysa daha güçlü etkiler alıyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa sizin için etkiler çok daha güçlü olacaktır. Kendinizle ilgili, imajınızla ilgili yenilikler yapabilirsiniz. Yani görünüşünüz, işte fiziksel anlamda imajınız, buralarda yenilikler olabilir. Bu yeni ayın Uranüs'ten güzel destekleri olduğu için hayatınızda, iş konularında, projelerde bazı sürpriz haberler almanız mümkün. Yeni bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Hatta aşk hayatınızda da hızlı gelişmeler olabilir. Yeni çevrelere girebilirsiniz örneğin. Girdiğiniz ortamlarda bir şekilde böyle tanışmalar olabilir ve bu tanışmalarla beraber belki iş hayatınızda ya da özel ilişkilerinizde yeni açılımlar olabilir. Yani her türlü yeniliğin gündemde olduğu bir dönem aslında. Parasal konularda biraz fazla harcama eğilimindesiniz. Bu konuları biraz dikkatli ele almak gerekiyor. Yani çok fevri davranmayın. Yatırımlara da böyle yaklaşın. Hani genel olarak bütçenize de daha belki biraz kontrollü, hesaplı yaklaşmakta fayda var sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Yengeç yeni ayı 12. evinizde doğuyor. Bu yeni ay sırasında Mars ve Venüs sizin burcunuz olduğu için son derece enerjiniz güçlü. Çok arzulusunuz, tutkulusunuz. Birçok şey yapmak istiyorsunuz. Çok sabırsız davranmayın. Böyle çok bencil, çok tutkulu ve inatçı da olabileceğiniz bir dönem. Lütfen buna dikkat edin. Yeni ay 12. evinizde doğacak. Biraz hayatınızda bir sakinlik, bir istikrar, bir inziva getirebilir. Bu dönemde gerek sağlığınızla ilgili, gerek kişisel bakımınızla ilgili, bunlar estetik ve güzellikle de ilgili olabilir veya yakınlarınızın, ailenizin ihtiyaçlarıyla ilgili olabilir. Biraz böyle bakım alanları, klinikler, hastaneler, hani buralarda daha fazla zaman geçirmeniz mümkün ama bunlar mutlaka olumsuz olmak zorunda değil. Bunun yanı sıra bir tatil yapabilir. Biraz hani günlük hayatınızdan, iş hayatınızdan biraz uzaklaşabilirsiniz. Kendinizi iyileştirmek adına, dinlenmek adına kendinize bir şekilde yatırımlar yapabilirsiniz. Beslenmenizi düzenleyebilirsiniz. Bir tedavi olabilir sağlığınızla ilgili veya iş hayatınızın verimini arttırmaya yönelik de yeni kararlar verebilirsiniz. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Yengeç yeni ayı sizin için güzel etkiler taşıyor. Bu yeni ayla beraber biraz daha artık iş sorumluluklarından uzaklaşıp sanki keyif alacağınız faaliyetler öne çıkacak. Yani biraz böyle toplantılar, işte eğlenceler, yemek davetleri, belki organizasyonlar, kutlamalar içerisinde olacaksınız. Ailenizle, arkadaşlarınızla daha fazla bir arada olabilirsiniz. Grup etkileşimleri olabilir. İş hayatında da projelerde ve özellikle ekip çalışmalarında aktif bir dönem. Hızlı gelişmelerin olacağı, hatta belki biraz daha pratik çözümler bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Uranüs'ün de güzel temaslarının olması bu yeni ayın seyahat anlamında, özellikle geziler ve seyahat anlamında da fırsatlar getirebileceğini işaret ediyor sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, sizin için güzel bir yeni ay ve önemli bir yeni ay. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa yeni ayın etkileri daha güçlü olabilir. Tam kariyer alanınızda olacağı için bu yeni ayın size getireceği koşullar toplumdaki duruşunuzu, statünüzü de değiştirebilir. Mesela mesleki anlamda bazı kapılar açılabilir size. Yeni sorumluluklar, yeni görevler alabilirsiniz. İşiniz yoksa bir iş hayatınız olabilir veya var olan işinizde açılımlar olabilir. Görev değişimleri veya bir terfi olabilir. Bir başarı kazanabilirsiniz, alkış alabilirsiniz. Toplumdaki statünüz bazen ilişkilerle de ilgilidir. Yuva ve aile kavramlarıyla da ilgilidir. Aile olmak, yuva kurmak, evlenmek, belki ayrılmak. Hani bunlar işbirlikleri, bunlar da tabii ki kariyerinizle ilgilidir. Ebeveynlerinizle ilgili konular da aktifleşiyor. Bu yeni ayın tesirleriyle ebeveynlerle daha fazla bir arada olabilirsiniz. Belki onlarla ilgili, onların yaşamlarında bazı düzenlemeler var. Yer değişimleri, taşınmalar, ev almak, satmak, taşınmak, kiralamak. Hani bu konularda tabii ki yeni ayın kapsamında olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yeni ay 9. evinizde size güzel seyahatler getirebilir, tatiller getirebilir. Özellikle deniz seyahatleri, deniz tatilleri, deniz yolculukları tam yengeç ayının güzel etkileri arasında. Buralarda yeni tanışmalar da olabilir seyahatlerde. Eşinizle ve partnerinizle güzel bazı organizasyonlar yapabilirsiniz. Eğitim hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Hatta bazı sürpriz çözümler olabilir. Hani tıkanmış konular, hani sanki böyle hani olumsuz beklentileriniz olsa bile birinden böyle bir ilginç bir teklif alabilirsiniz veya güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir ve bir anda olumluya dönebilir örneğin. Bu eğitimle de ilgili olabilir. Ticari bir konu olabilir veya hukuksal bir işiniz olabilir. Örneğin bir mahkemeniz var, bir davanız var, hak arayışınız var. İşte burada yine hızlı ve sürpriz gelişmeler olabilir ve bu anlamda size yardım olacak kişiler karşınıza çıkabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, yengeç yeni ayı parasal konularda bazı açılımlar getirebilir. Örneğin paraya ihtiyacınız var, bir borcu ödeyeceksiniz, ödemeniz gerekiyor, ihtiyacınız var. İşte bunları karşılayabilirsiniz. Bir sigorta, bir vergi konusu gündemde olabilir. Kredi bekliyorsunuz, işinizle ilgili belki ya da sağlıkla ilgili konular var. Evet, bir kredi alabilirsiniz. Satmak istediğiniz, kiralamak istediğiniz gayrimenkulleriniz var. Size ait veya iş yerinize ait bazı mal varlıklarınız var. Bunlarla ilgili çözümler yine bu yeni ayda bulabilirsiniz. Özellikle sağlığınızla ilgili bir operasyon da gündeme gelebilir. Belki bir estetik operasyonu veya bir diş operasyonu olabilir. Ameliyatlar, operasyonlar, sağlığınızı iyileştirme adına bu yeni ayda bunlar da hızlı ve pratik bir şekilde çözüme kavuşabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, yine sizin için çok güçlü bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa bireysel etkileriniz artacaktır. Tam karşıt burcunuzda, ilişkiler alanınızda bir yeni ay doğuyor. Tabii ki ilişkilerinizde yeni pencereler açılabilir. Evlilik için süper bir dönem. Evlilik kararı alabilirsiniz, evlenebilirsiniz, teklifler alabilirsiniz. Evlisiniz, eşinizle beraber belki güzel organizasyonlar yapacaksınız. Artık bir aile olmak istiyorsunuz, çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Çocuk sahibi olabilir, bununla ilgili kararlar verebilirsiniz veya doğum olabilir, evet çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınız var, onlarla ilgili güzel yine bazı başlangıçlar olabilir, eğitim hayatlarında olduğu gibi veya bir sorununuz var, onun çözümüne yönelik hızlı gelişmeler olabilir. İşbirlikleri de tabii ki önemli. İşbirlikleri, ortaklıklar size kazanç getirebilecek, bazı iş hayatınızda yeni açılımlar bu yeni ayla beraber devreye girebilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yengeç yeni ayı iş ve mesleki hayatınızda bazı adımlar atmanıza imkan verebilir. İşiniz yoksa evet bir iş bulabilirsiniz veya çalışma düzeninizde bazı değişimler yapabilirsiniz bu yeni ay ile beraber. İşbirlikleri alanınız zaten çok aktif. Hatta bazen işbirlikleri alanında çok böyle yaratıcı, çok hırslı tutumlar içerisinde de olabiliyorsunuz. Şimdi iş hayatınız ve mesleki konularda işbirliklerinden de bir şekilde fayda görebileceğiniz bir dönem aslında. Genel sağlığınıza da biraz dikkat edin. Bu yeni ay iş ortamlarınızı düzenlemeniz gerektiğini işaret ediyor. Yani işinizin verimini arttırmak için belki evde daha fazla çalışacaksınız. İşte online, dijital bazı işler yapabilirsiniz. Bununla ilgili açılımlar olabilir. Sağlığınızla ilgili konular da devrede olabilir. Sağlığınızda kronik bir sorununuzu iyileştirmek için tedaviler olabilir. Diyete başlayabilirsiniz. Beslenme düzeninizi, uyku düzeninizi veya çalışma saatlerinizi bu yeni ay ile beraber tekrar gözden geçirebilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, yeni ay sizin için çok keyifli aslında. Çünkü şans evinizde, keyifler alanınızda doğuyor. Bu yeni ay ile beraber yaşamın tadını daha fazla çıkarma olanakları olabilir. Aşık olabilirsiniz. Kalbinizde kimse yoksa bu yeni ay size bir aşk getirebilir. Romantik konular daha aktif. Tabii ki sevdiğiniz kişilerle, partnerinizle böyle eğlenebileceğiniz, keyif alabileceğiniz organizasyonlar, toplantılar, etkinlikler bu yeni ayda güçlenebilir. Uzun süredir zaten bu tarz faaliyetlerden uzak duruyoruz. Bu yeni ay bol bol bu aktiviteleri hayatınıza dahil edebilir. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Hamilelik, doğum gibi konular var. Bunlar da aktifleşebilir bu yeni ayda. Ve güzel seyahatler yapabilirsiniz. Evet, Uranüs'ün 3. evinizdeki sürpriz desteği, güzel bir tatil organizasyonu veya hiç beklemediğiniz bir şekilde de olabilir bu. Yani hiç ummadığınız bir şekilde bir tatile çıkma, bir yolculuk yapma, seyahat yapma fırsatı da gündemde olabilir sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.